Merhabalar, ben eski savcı ve uzman avukat Seda Aksar. Sizlere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Hukukçular Bilgilendiriyor programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde bulunan hukuk büromdan sesleniyorum bugün. Bildiğiniz gibi küresel bir salgın ve Amerika'nın 1933'ten bu yana gördüğü en yüksek işsizlik oranının ortasında Başkan Trump 27 Mart'ta 2,2 trilyon dolarlık koronavirüs destek, yardım ve ekonomik güvenlik yasasını, kısaca CARES yasasını, COVID-19'dan etkilenen bireyler, işletmeler, eyaletler ve yerel yönetimlere yardım paketi olarak imzaladı. Bu videoda yasanın ara kurallarıyla açıklanan halini anlatacağım sizlere. Ama bu karmaşık yasa açıklanmaya devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda bu yasayı destekleyen diğer yasaların da meclise sunulması bekleniyor. O yüzden lütfen aktardıklarımı kendi durumunuza özel yasal tavsiye olarak algılamayın. Bu karmaşık yasa kapsamında durumunuzu ayrıntılı analizi için kendi avukatınız ve kendi muhasebeciniz ile konuşmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yardım paketinin dağılımı şu şekilde. 250 milyar dolar bireylere ve ailelere doğrudan ekonomik teşvik olarak ödenecek. 260 milyar dolar işsizlik sigortasına destek olarak sağlanacak. 377 milyar dolar küçük işletmelere kredi olarak verilecek, 150 milyar dolar eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım olarak gelecek, 500 milyar dolar sıkıntılı sektörlerdeki şirketlere kredi olarak verilecek ve geri kalan 150 milyar dolar ise hastaneleri ekipman ve altyapı yatırımlarını teşvik amacı ile aktarılacak. Büyük işletmelere verilen çözümlere değinmeden bugün bu dağılımın birçoğunuz için geçerli olan 3 noktasını sizlere açıklayacağım ve bireylerle başlıyorum. Bireylere ve ailelere doğrudan ödemeleri için ayrılan miktarlar son vergi beyanında veya sosyal güvenlik yardım beyanında bildirdiğiniz adrese otomatik olarak gönderilecek. 75 bin doların altında gelir elde eden bekar insanlar ve geliri yılda 112 bin 500 doların altında olan ve hane halkı reisi olduğunu bildiren insanlar 1200 dolarlık bir çek alacaklar. Ortak beyan eden eşlerin eğer yıllık toplam gelirleri 150 bin dolardan az ise 2400 dolarlık olacak bu çek. Gelir yükseldikçe yapılacak ödeme miktarı da azalacak. Gelirleri 75 bin ve 99 bin arasında olan bekarlar, 112 bin 500 ve 146 bin 500 arasında olan hane halkı reisleri ve 150 bin ve 198 bin dolar arasında olan eşler, gelir miktarlarının ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak daha düşük ödemeler alacaklar. Eşik değerlerin üstünde geliri olanlara ödeme yapılmayacak. Çocuğu olanlara ayrıca her çocuk için 500 dolar ek ödeme yapılacak. Emeklilik planınız var ise, eğer size, eşinize ya da bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişiye salgın teşhisi koyulduysa veya iş ve çocuk bakımı eksikliği sonucu olarak mali sıkıntı yaşıyorsanız, kendi planınızdan 100 bin dolara kadar normalde erken dağıtımlar için geçerli olan %10 cezasız ve minimum koşulsuz olarak dağıtım alabilirsiniz. Aldığınız miktarın vergileri, dağıtım yılından itibaren 3 yıl boyunca eşit olarak edinebilecek. Ama aynı miktarı 3 yıl içinde tamamen plana geri yatırırsanız dağıtım vergisinden de kaçınmanız mümkün. Alternatif olarak planınızdan kredi almak isterseniz yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün içinde başvuruyu yapın ve bu şekilde normal limitin 2 katını yani 100 bin dolara kadar krediyi daha uzun bir geri ödeme süresiyle alabilirsiniz. Federal öğrenci kredilerini geri ödeyen insanlar için bu yasa, bazı öğrenci kredi ödemelerinde faiz taahhütlerini 30 Eylül'e kadar erteliyor. Ödemeleri işveren yapıyorsa borçlu için 5250 dolara kadar ödemeler borçlunun vergi hesaplamasında gelirleri dışında kabul ediliyor. Birçok kredi sağlayıcı ilk kaçırdığınız ödemeden sonra ödemelerinizin gerisini otomatik olarak erteleyeceği için bu tarihe kadar bu konuda başka bir başvuru yapmanız gerekmeyebilir. Yeni yasa, bireyler tarafından yapılan hayır amaçlı katkılara da teşvik veriyor. Kesintilerini açıklamamış olan bireyler için vergilerinde 300 dolara kadar yaptıkları hayır amaçlı yardımlar için indirim veriliyor ve bu sene yapılan nakit katkılarda düzeltilmiş brüt gelir sınırlamasından da feragat ediliyor.
bağışçı tarafından yönlendirilen fonlar veya faaliyet göstermeyen vakıflar bu kuraldan ve sonra değineceğim kurumsal katkılar için verilen teşviklerden hariçtir. Koronavirüsün ekonomiye şu anda yaşattığı en büyük problem işsizlik. Kendi veya hane halkı salgından etkilenmese bile, federal hükümetin evde kal tavsiyesiyle gelen yerel uygulamalar ile bireyler çoğu iş yerinin, okulların, tesislerin kapanması nedeniyle çalışamıyor. O yüzden işsizlik başvuruları ülke çapında hemen hemen 17 milyona ulaşmış durumda. Yasanın yarattığı iki çözüm var. 1. Eyalet kanunları altında işsizlik ödeneği alma hakkı olan bireyler bu sene 5 ile 31 Temmuz tarihleri arasında normalde aldıkları haftalık miktara ilave olarak $600 federal salgın işsizlik tazminatı alacaklar. Bu ek gelir vergilendirilmesine rağmen Medicaid veya çocuk sağlığı sigortası programı limitleri için dikkate alınmayacak. İkinci çözüm ise salgın işsizlik acil tazminatı. Yani çoğu eyalette normalde 26 hafta için geçerli olan ödemeler federal destek ile ilave olarak 13 hafta daha devam edecek. Faydalanabilmek için bireyler salgın yüzünden tamamen veya kısmen işsiz olmalıdır ve ücret karşılığında evden çalışabilen veya ücretli izin ödemesi alan kişiler ek ödeme alamaz. Onaylı bir SCC yani kısmi işsizlik yardımına izin veren eyalet programlarında çalışan kişiler 31 Temmuz tarihine kadar haftalık $600'lık çek ek ödeme olarak alabiliyorlar. Salgının yarattığı işsizlik ve mali sıkıntı ile birlikte birçok birey ve birçok aile kiralarını veya konut kredilerini ödemekte zorlanacağı için bu yasanın bir başka amacı da federal yasalara bağlı olan kira ve konut kredilerinde hoşgörü süresi sağlamak. Bu yüzden mülk sahibinin konut kredisi HUD, Fannie Mae, Freddie Mac veya benzer federal programlar tarafından destekleniyorsa, yasanın yürürlüğe girmesinden başlayan 120 günlük süre boyunca mülk sahibi kira ödeyemeyen kiracısına bu konuda dava açamıyor. Federal desteklenmiş konut kredilerinde kredi sağlayıcı haciz davası açamıyor ve açık olan davalarda da bu zorunlu satışı başlatamıyor. Borçlular, daha önceki temerrüt durumlarından bağımsız olarak aylık ödemelerinde 180 güne kadar bir süre için hoşgörü talep edebiliyorlar ve bu hoşgörü toplam 360 güne kadar da uzatılabiliyor. 5 ve üstü apartman binalarına verilen geçici finanslar hariç kredilerde borçlular 3 ayrı 30 günlük talep olarak toplam 90 günlük bir süre hoşgörü talep edebiliyorlar. Hoşgörüye hak kazanmak için borçlunun 1 Şubat tarihi itibariyle ödemeleri konusunda güncel olması gerekiyor ve aldığı hoşgörü döneminde borçlu geç ödenen kiralar için ücret veya ceza tahsil edemiyor ve kira ödenmemesi sebebiyle tahliye davası da açamıyor. Bildiğiniz gibi birçok Türk Amerika Birleşik Devletleri'nde iş sahibi ve bu şekilde kendi ve ailesinin geçimini sağlıyor. Bu yasanın amaçlarından biri bireyleri işsiz bırakmamak olduğu için vergilerde indirimleri ve kredi fırsatları sunuyor ve kurtarılamayacak işletmeleri için ise bir ekstra iflas başvuru opsiyonu veriyor. Vergi indirimleriyle başlayabiliriz. 1. İşverenler ve serbest meslek sahibi kişiler yılın sonuna kadar bordro vergilerinin işveren payının ödemesini erteleyebilirler. 2. Yasa yeni bir maaş koruma vergi indirimi yaratıyor. Bu indirimi alabilmek için işletmenin salgın nedeniyle hükümet tarafından tamamen veya kısmen askıya alınması gerekiyor veya brüt gelirleri 2019'daki kıyaslanabilir çeyreğin %50'sinin altında olması gerekiyor ve aynı kıyaslanabilir çeyreğin brüt gelirlerinin %80'ini aşana kadar da geçerli oluyor. İndirim şu şekilde işliyor. 13 Mart'tan yılın sonuna kadar ödenen çalışan ücretlerin %50'si çalışan başına $10,000'ı aşamaz şekilde vergi indirimi olarak istenebiliyor ve bu indirimde işçiler için sağlanan sağlık sigortası ödemeleri de sayılıyor ve bu tüm işverenler için geçerli. Yüzün altında çalışanı olan işletmeler çalışan veya çalışamayan bütün elemanlarına ödediklerini,
yüzün üstünde elemanı olanlar sadece çalışamayanlara ödediklerini ücretler için vergi indirimi alabilirler. İşveren, maaş, bordrosu vergilerinin mevduat tutarını çeyrek boyunca miktarların elde tutulması nedeniyle geç depozito cezalarına tabi olmayacak şekilde uygulanabilir indirim tutarı kadar azaltabilir. İndirimlerin depozitoları aştığı durumda çeyrek için vergi beyannamesinde geri ödeme veya vergi kredisi olarak talep edilebilir veya yeni çıkan formlarla avans olarak hemen talep edilebilir. Not: bu indirim yeni yasanın altında küçük işletme kredilerinden yararlanan işletmeler için geçerli değil. Yani bu demektir ki ya borç alıyorsunuz bu konuda ya da vergi indirimini kullanabiliyorsunuz. İkisini birden değil. Bunun dışında 2018, 2019 veya 2020'de uğradığınız net işletme zararlarını artık 5 yıl geriye beyan edebiliyorsunuz ve bu zararların kullanımında normalde işleyen %80 vergilendirilebilir gelir sınırlaması 2020 için askıya alınıyor. Bu yeni kurallar pratik olarak işletmelerin bu tip zararlarını bu seneki gelirlerinin %100'üne karşı dengelemesine izin veriyor. Kurumsal olmayan vergi mükellefleri için bu sene normalde bekarlar için 250 bin dolar ve evli çiftler için 500 bin dolar olan sınırlamalar da kalkıyor. Ve bu da pratik olarak işletme sahiplerinin 2018, 2019 veya 2020'de gördükleri herhangi bir miktarda olan ticari kayıplarını diğer ticari olmayan gelirlere karşı düşmesini sağlıyor. Bu kuralların geçerli yapıldığı, vergi beyanı yapılmış olan geçmiş yıllar için düzeltilmiş vergi beyannamesi vermeniz genelde yeterli oluyor. Diğer vergi kuralları da var bu yeni yasada. Mesela talep edilmemiş alternatif askeri vergi kredisi olan şirketler bu kredilerini hemen talep edebiliyorlar. Maksimum ticari faiz giderleri 2019 ve 2020 için EBITDA hesaplamasını benzer bir şekilde düzeltilmiş vergilendirilebilir gelirin %30'undan %50'sine çıkarılıyor. Ve bu demektir ki 2019 veya 2020 giderleri için bu yıl için maksimum ticari faiz indirimini belirlemede kullanılabiliyor. Geliştirilmesi gereken yatırım mülk sahibi olan işletmelerde daha önceki federal yasalara göre 39 yıllık verilen sürecin yerine bu yıl vergileri için değer kaybı beyan etmelerine izin veriliyor. Bu yeni kural 2018 ve 2019 yılları için verebileceğiniz düzeltilmiş vergi beyannameleri için de geçerlidir. Bu kural özellikle belirli perakende işletmeler, restoranlar ve oteller için çok yararlı olacaktır. Son olarak kurumsal hayır amaçlı yardım katkıları da nakit olarak yapılıyorsa 2020 için vergilendirilebilir gelir sıralaması %10'dan %25'e yükseltiliyor. Ama bu yasanın işletmelere olan belki en kuvvetli yardımı Small Business Administration'ı, yani küçük işletme yönetimini güçlendirmek. Yeni yaratılan maaş koruma programı altında büyüklüklerine göre işletmeler, serbest meslek sahibi kişiler ve kısa süreli iş ekonomisi çalışanları bu birimden 10 milyon dolara kadar küçük işletme aksaması kredisi alabiliyor. Ama hiçbir borçlu birden fazla bu kredilerden alamıyor. Teminat vermeden 500 altında tam veya yarı zamanlı çalışanı olanlar veya ilgili Kuzey Amerika Sanayi Sınıflandırma Sistemi, yani NAICS endüstri kodlarına göre boyut standartlarına uyan herhangi ticari amaçlı küçük işletmeler ve bazı kuruluşlar bu kredi fırsatını ücretlere, ön ödeme cezalarına ve kredi iptali vergilendirilmesine tabi olmadan kullanılabiliyor. Kredi alan işletmeler bordro, mülk kredi faizi, kira ve kamu hizmetleri için kullanılan miktarlar için de kredi affına tabi olabilirler. Kredinin azami vadesi 10 yıla kadar olabilir ve faiz oranı yılda %4'ü geçemez. 500 ve 10 bin arası çalışanı olan orta boyutlu işletmeler ise 5 yıl veya daha kısa bir süre için teminat altına alınan ve faiz oranı yılda %2'den fazla olmayan kredilerden yararlanabilir.
Ama bu boyuttaki işletmeleri için kredi affı fırsatı da yoktur. Böyle bir kredi henüz geri ödenmemişse, borçlular hisse senedi geri alımları yapamazlar, mevcut olan istihdamları mümkün olduğu ölçüde korumalılar ve yöneticilere ödemelerde belirli sınırlara uymalılar. İstisnalar, bağımsız olarak onaylanan franchise'lar, NAICS Code 72 altındaki konaklama, yemek hizmetleri, yani oteller, kumarhaneler, barlar ve restoranlar gibi her iş yerinde 500 veya daha az çalışanı olan işletmeler ve küçük işletme yatırım şirketinden, yani SBIC'den finansal yardım alan işletmeler için yapılıyor. Kredi ödemeleri, kredinin başlangıcından itibaren en az 6 ay ve en fazla 1 yıla kadar ertelenebiliyor. Ancak bu erteleme süresinde faiz tahakkuk etmeye devam ediyor. Ve hazine sekreteri uygun görürse bu ödemesiz sürede uzatılabilir. İşletmeler bu kredi fırsatını kullanabilmek için küçük işletme yönetiminin mevcut borç verme programına veya bu hizmeti verebilmek için Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan herhangi bir kuruma başvurabilirler. 500'den az çalışanı olan küçük işletmeler ve herhangi bir büyüklükteki kar amacı gütmeyen kuruluşların çoğu ikinci bir kredi opsiyonu var. O da genişletilen ekonomik afetten yaralanma kredileri. Yani 2 milyon dolara kadar verilen özel acil durum kredileri. Bu kredi için onaylanan başvurularda 10 bin dolara kadar avans olarak başvuru tarihinden 3 gün içinde veriliyor. Ve bu miktar yönetimin 7B programı kapsamında izin verilen herhangi bir amaca uygun olarak kullanılabiliyor. Mesela etkilenen çalışanlara ücretli hastalık izni verilmesi, kesintiye uğramış tedarik zincirleri nedeniyle başvurunun orijinal kaynağından elde edilemeyen materyaller elde etmek için artan maliyetleri karşılamak, kira veya konut ödemeleri yapmak, konut kredi ödemeleri yapmak rather, ve gelir zararları nedeniyle karşılanamayan yükümlülükleri ödemek. Bu kredi, maaş koruma programı altında yaratılan yeni kredi fırsatına ek olarak alınabilir, ancak aynı amaçlar için kullanılamaz. Genel kurallar olarak, 200 bin dolardan daha düşük krediler için hiçbir kişisel teminat istenmiyor ve borçlanan işletmenin 31 Ocak'tan itibaren faaliyette olması da yeterli. Bu tip krediler için işletmenizin alternatif bir yerden kredi alıp alabilmesi artık önemli değil. Genel uygunluk şartları, kar amacı gütmeyen şirket uygunluk şartları, geçerli kredi kullanım şartları ve kredi affedilme kuralları da yasanın içinde bulunmaktadır. Avans alan bir başvuranın daha sonra kredisi reddedilirse avansını geri ödemesine gerek yok ve başvuru kredi için onaylanırsa avans tutarı bordro masrafları için bir kredinin kredi affedilme tutarından düşürülür. Birçoğu Amerika'da yaşayan Türk bu kredilere başvuracağı için bu noktada sizleri uyarmak istiyorum. Kredi gelirleri verilen amaçla uyumsuz bir şekilde kullanılırsa veya başvuruda önemli bir hata varsa yasanın güçlendirdiği küçük işletme yönetimi borçluyu bu tutarları geri ödemeye zorlayabilir ve bilerek yapılan hatalar ve bilerek amaç dışı kullanılan miktarlar da federal cezai sahtekarlık suçlamalarına da sahip olabilir. Son olarak bunu yeni yasa kurtarılamayacak işletmeler için İflas Kanunu'nun 11. bölümünün 5. alt bölümü başvuruları borç miktar limitini yükseltiyor ve yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bir sene içinde artık 7,5 milyon dolardan daha az borçlu olan işletmeler bu alt bölüm altında İflas başvurusunda da bulunabiliyorlar. Bu süreden sonra gelen başvurular için borç limiti önceki gibi 2.725.625 dolara geri dönüyor. Ve nihayet bu yasanın ilk 3 bölümünün sonuna geldik. Ve sizleri birkaç ciddi uyarıyla bırakmak istiyorum bu yasa hakkında. 1. İleriki günlerde ve haftalarda daha kapsamlı bilgiler alacağız eyaletlerden. 4. bölüm altında verilen yardımların nasıl kullanılacaklarına dair. Ve bu demektir ki,
Yaşadığınız eyaletin verdiği kararlar çerçevesinde gelecek haftalarda daha fazla yardımdan da faydalanabilirsiniz. 2. Unutmayın ki her afette kötü insanlar, panik veya zor durumda olan insanlardan faydalanmak için tuzaklar kurabilirler. Bunları görmeye başladık ama henüz cezai tutuklamalar henüz gerçekleşmedi. Sizleri bu durumu kullanarak dolandırmak isteyen insanlar çok ve o yüzden tavsiyelerinizi sadece etik sorumluluk kurallarına tabi olan profesyonelden almanızı istiyorum. Bireylere tavsiyem bu yasanın otomatik çalışmayan ve size uygulanabilecek vergi kullanımlarından azami faydalanmanız için vergi beyan yardımı aldığınız kişilerle konuşmanız gerekiyor. Ve son olarak yeni yasa aşırı komplike yazıldığı için avukat ve muhasebeci grupları olan büyük işletmeler bu videoda anlattığım programlardan kolayca faydalanacaklar. Ama kendi başvurusunu yapmaya çalışan küçük işletmelerin bu konularda bocalama ihtimali çok yüksek. Özellikle küçük işletme yönetimi kredilerinde ayrılan miktarlar limitli. O yüzden bu miktarların bitmesi riski de var. Bu yüzden küçük işletmelere tavsiyem, büyük işletmeler gibi hazırlıklı olmanız bu salgını elbet takip edecek krizde ve avukat ve muhasebecinizin yardımıyla bu yasadan plan kurarak azami olarak faydalanabilmeniz. Anlattıklarımı sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın, kesinlikle evde kalın. Ve diğer bilgilendirici videolar için YTB'yi takipte kalın. İyi akşamlar.